Belki birçoğumuzun elinde bulunan ve kıymetini bilmediğimiz en değerli hazine nedir diye soracak olursanız hiç şüphesiz ki tevhiddir. Yani birçok Müslümanı Allah Azze ve Celle bu şerefle şereflendirmiştir. Fakat Müslüman tevhidin farkında veya da onun kıymetini bilmiyordur. Allah Azze ve Celle İbrahim suresinde diyor ki يُثَبِّتُ amenu الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah mümin olan kulları dünya hayatında da ahirette de sabit söz ile sabit kılacaktır diyor. Dünya hayatında yani ölüm esnasında insanın Allah'a en fazla ihtiyacının olduğu yerde ve şeytanın insanın ayağını kaydırmak için bütün cehdiyle uğraştığı yerde Allah azze ve celle tevhid ehlini tevhidleriyle sabit kılacaktır. Ve ahirette de Allah onları sabit kılacaktır. İnsanların korktuğu, insanların ürktüğü, Allah'ın azameti karşısında insanların dehşete düştüğü yerde tevhid ehli için Allah azze ve celle'den bir emniyet, tevhid ehli için Allah azze ve celle'den bir selamet vardır. Bakın kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte diyor ki, bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Kıyamet gününde Allah kullarından bir kulu insanların huzurunda ortaya yere çıkaracak. Sonra onun amel defterlerini onun önüne serecek. 99 tane içi kötülükle dolu olan sicilli Allah Azze ve Celle getirecek onun önüne koyacak. Her bir defter gözün gördüğü kadardır. Yani düşünün adamın 99 tane günah defteri var. Her bir defterin uzunluğu gözün görebildiği uzunluktadır. Allah Azze ve Celle ona soracak. Diyecek ki ey benim kulum. Burada inkar ettiğin bir şey var mıdır? Yapmadığın halde bu deftere yazılan bir şey var mıdır? Hayır ya Rabbi diyecek. Peki benim iyilikleri ve kötülükleri yazan meleklerim sana zulmetmişler mi diyecek? Hayır ya Rabbi diyecek. Kesinlikle bana zulmetmediler. Fakat diyecek Allah azze ve celle bizim yanımızda sana ait bir güzellik vardır, bir iyilik vardır. O da diyecek ki ya Rabbi yani ne iyilik olsa bana ne faydası olur ki? 99 tane günah yüklü defterin karşısında bir tane iyiliğin ne değeri olabilir? Allah azze ve celle bir kart çıkaracak. O kartın üzerinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu yazacak. Yani tevhid yazacak onun üzerinde. Allah azze ve celle diyecek ki koy mizanına adam tekrar aynısını söyleyecek. Ya Rabbi diyecek bu kadar günahın karşısında şu kağıt parçasının ne değeri olabilir? O kağıt parçasını mizanın üzere koyduğu zaman diyor sallallahu aleyhi ve sellem bütün o 99 tane deftere ağır gelecek. Allah müminin elindeki en büyük hazine, en değerli hazine müminin tevhididir. Yeter ki kardeşlerim bu tevhidimize şirk bulaştırmayalım. Yeter ki bu tevhidimizi bozmayalım ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna bu tevhidle gidelim. İmam Bukhari ile Müslüm'ün üzerinde ittifak ettiği bir hadise göre bir gün Abdullah İbni Ömer yolda giderken adamın biri Abdullah İbni Ömer'in yanına geldi. Abdullah İbni Ömer'in elinden tuttu. Ey Abdullah dedi. Sen peygamberin fısıldaşma hakkında ne söylediğini biliyor musun? Fısıldaşma hakkında ne söylediğini biliyor musun? Abdullah İbni Ömer dedi ki evet. Kıyamet gününde Allah mümin olan kulunu kendine yaklaştıracak. Sonra Allah örtüsünü mümin kulun üzerine atacak. Ve mümini, müminin üzerine örtecek. Ondan sonra mümine soracak. Sessiz bir şekilde. Falanca günahını hatırlıyor musun? Evet ya Rabbi. Filanca günahını hatırlıyor musun? Evet ya Rabbi. Falanca günahını hatırladın mı? Evet ya Rabbi. Ta ki Allah ona dünyada işlediği bütün günahları hatırlatacak ve adam ben helak oldum diyecek. Bütün günahları ona zikredildiği zaman ben helak oldum diyecek. Allah azze ve celle mümin kuluna diyecek ki dünyada seni örttüğüm gibi bugün de seni affediyorum diye ve o mümin kulun bütün günahlarını affedip onu cennete gönderecek diyor. Kardeşlerim, iman, İslam, tevhid, Allah'ı birlemek. Bunlar Allah'ın bizi kendisiyle rızıklandırdığı ve uğruna yaşadığımız, uğruna öldüğümüz en değerli hazinemizdir. Bu hazinenin kıymetini bilin. Sakın bu nimetten gafil kalmayın. Ve sakın ha sakın saptırıcılar sizi saptırıp bu imanınıza ve tevhidinize şirk bulaştırmaya sebebiyet vermesinler. Tertemiz bir imanla, halis bir dinle Allah'ın huzuruna gidin. Gidin Allah Azze ve Celle'nin şu müjdesiyle karşılaşın. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ o iman edenler ve iman ettikten sonra imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, imanlarına şirk bulaştırmayanlar, işte onlar emniyet onlaradır ve onlar hidayet ehli olan insanlardır. Onun için kardeşlerim, hüsnül hatime için, güzel bir son ve güzel bir ölüm için tevhidin kıymetini bilin ve tevhide sarılın.